Herkese mutlu günler dilerim arkadaşlar. Ben Devrim Aktürk. Bugün sizlerle birlikte küçük bir otobüs rakamlarına bakacağız, fiyatlarına bakacağız. Evet, bilindiği üzere koronavirüs süreci hiç kimseye yaramadı. Hem ülkeler açısından olsun hem de ülkemiz açısından olsun çok büyük sorunların yaşanmasına sebebiyet verdi. Bu durum otobüs fiyatlarına da yansıdı. Şu hususa değineceğim ben. Diğer illerin fiyatlarını pek bilmiyorum, otobüs fiyatlarını. Sadece Diyarbakır ile Erzurum arasındaki otobüs rakamlarına, fiyatlarına bakacağız. Öncelikle size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Şu anda ekranlara geldi arkadaşlar. 16.02.2020 tarihinde ben Diyarbakır-Erzurum arası bir otobüs bileti aldım. Star Diyarbakır'dan 80 lira. Ve şu anda bu fiyat çok fazla ay geçmeden, birkaç ay neredeyse, 150-120 lira arası olmuş durumda. Ve Star Diyarbakır hepsinden daha pahalı. Yani aslında şu anda Cizre, Nuh ve Hasbingöl'ü görmektesiniz. Onlar daha ucuz aslında. Normalde Hasbingöl 60 liraydı. 120 lira çıkmış. %100'lük bir zam. Bu durum herkese yansıdı arkadaşlar. Koronavirüs sürecinde ilk çıktığı zaman bilindiği üzere 3 haftalık üniversite tatili verilmesini İçişleri Bakanlığı olsun, Sağlık Bakanlığı olsun ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olsun verilmesini talep etmişti. O süreçte herkes kuyruklara girmişti. Otobüs firmalarının olduğu kuyruklara ve çok büyük kuyrukların oluşmasının dışında otobüs firmaları bunu bir avantaja çevirerek kurnazlık yaptılar ve otobüs fiyatlarını pahalıya sattılar. Nasıl pahalıya sattılar? 60 liralık ya da 80 liralık Erzurum Diyarbakır arası otobüs biletleri birdenbire 110-120 liraya kadar çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. İlk etapta ben bilet almamıştım. Hatta 2-3 hafta daha Erzurum'da kaldım. Ve daha sonrasında otobüs biletlerinin fiyatlarının düşmesiyle birlikte ben Diyarbakır'a gelmiştim. Bir de arkadaşlarımıza küçük yazışmalarımız oldu. Benim çok zoruma gitmişti. Ben bunu Instagram adresimden paylaşmıştım. İşte fiyatların ne kadar yükseldiği ile alakalı bir paylaşım yapmıştım. Bir arkadaşım var, Karadenizli, böyle bir mesaj atmış. Okuyorsunuz siz de. Yani aslında Diyarbakır Erzurum arası biletlerin daha iyi olduğunu anlatmaya çalışmış. Bir de ilçeler arası fiyatlar da artmış arkadaşlar. Görmektesiniz. Bu arkadaşımız Hınıslı. Hınıslı arkadaşımız otobüs gidiş gelişlerinin 50-50 toplamda 100 lira olduğunu belirtiyor. Ama aslında daha ucuzmuş önceki aylarda. Bu zam birdenbire ortaya çıktı. Bir arkadaşımız da kara yazılı bu mesaj attı bana. O da ilçeler arası otobüs fiyatlarının yükselmesinden şikayetçi. Bunlar aslında olmaması gereken şeyler. Önemli bu süreçte. Şöyle bir durum da var. Şimdi bize 3 haftalık tatil dediler. Biz geldik memleketimize ve aradan 3-4 ay geçti. Şimdi Erzurum iklimi soğuk bir iklim. Ve bu sebeple ben 3 hafta kalacağımı düşündüğümden dolayı pek de eşya almadım yanıma. Aradan 3 ay geçti ve kıyafetlerim yok. Satın aldığım kitaplar yok. Eşyalarım yok. Hani neredeyse bütün malzemelerimi çünkü Erzurum'da kaldım, yurda götürmüştüm. Hepsi yurtta kaldı. Eminim yurdumuz çok iyi muhafaza ediyor eşyalarımı. Ancak şu anda benim elbisem yok. 1 Haziran'da şehirler arası yolculuğun başlatılacağını belirtir belirtmez iktidar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben de hemen biletlere baktım. Eski fiyat olduğunu düşünmüştüm. Bir de baktım ki 120 lira, 150 lira. Yani bunun olmaması lazım. Şimdi bunun bir de gelişi var. 150 lira da oradan geliyor. 300 lira. Bir de yolda yemek yiyorsun. Hemen de Erzurum'dan Diyarbakır'a yolculuk yapamıyorsun. Orada birkaç gün konaklaman lazım. Bunların hepsini hesabını kitabını yaptığımızda öğrenci ne yapsın? Bu fiyatlar eskiden Diyarbakır Erzurum arası hava yolları fiyatlarıydı. Bu sebeple ben bu başlığı attım. Hani yazmışım ya, otobüs zamları şekil, tehiye önümden çekil. Hani otobüs zamları şekil, Türk Hava Yolları önümden çekil. Evet, bu süreçte otobüs firmaları kar etti diyemeyiz. Zarar ettiler aslında. Ama sıkıntılar da yaşadılar ve biz de yaşadık. Karşılıklı bir sıkıntı yaşama durumu oldu. Ancak şöyle bir durum var. Önemli bir husustur. Az önce de aktardım. Öğrencili otobüs firmalarının bulunduğu yerlerde sıraya girdiklerinde ekstra zamların olduğunu da belirttim. Orada bir
kurnazlık etmişlerdi. Ve o süreçte zaten istedikleri biletleri de satmışlardı. Hani burada zararlı çıkan her zaman yine olduğu gibi öğrenciler oldu. 60-60 liralık gidiş geliş 120 liralık biletim 150-150-300 liralık bilete dönüşmüş. Ya da 120-120-240 lira. Bu rakamların artması demek her konuda öğrencilerin zarar etmesi demektir. İvedilikle bu fiyatların düşürülmesi gerekiyor. En azından Haziran'ın belli bir gününe kadar bu fiyatların düşürülmesi ve öğrencilerin gidip kılık kıyafetlerini hemen alıp memleketlerine dönmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün sizlere durumumuzu anlatmaya çalıştım. Bu konuda birçok arkadaşım devrim en az da bir şeyler paylaş, yaz dediler. Ben de yazıp, çizip, biçip sizlere aktarmaya çalıştım. Sevgiyle, muhabbetle ve esenlikle kalınız. Görüşürüz.